Öğrenci başvuru yapıyor birinci sınıfa, okul birinci sınıfa. 380 mi? Tabii 5 sınıfa, yani bir o kadar öğrenci de dışarıda kaldı. Yani 44 öğrenci sınıfları koydukları zaman 178 öğrenci. Tabii okul açıyorlar. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum ben. Büyük problemler tabii. Ben genelle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında bizi de... Şiddet toplumun her kesiminde var. Televizyonlarda şiddet var. Bu çocuklara sadece bir şiddet kültürü veriliyor televizyonlarda. Bir takım siyah takım elbiseli adamlar, istedikleri kişiyi vuruyorlar, istedikleri kişiyi öldürüyorlar. Ve kahraman oluyorlar. Çok havalı oluyorlar. Ülkeyi yönetenler sürekli muhalefet partilerine hakaret ediyorlar. Toplumu kutuplaştırıyorlar. Aşağılıyorlar. Şiddet gösterenler ya da suç işleyenler cezasız kalıyorlar. Bu çocuğumuz da mağdurdur aslında. Sistem eğer onu geldiği bu durumu görememişse bugüne kadar, bunun sorumlusu aslında bu sistemdir. Elbette yaptığı suçtur, cezasını çekecektir ama sonuçta bunu yaratan koşulların ne olduğuna bakmamız lazım. O yüzden şiddet dinine son vermeliyiz Türkiye'de. Bunun için tüm bilim insanlarından yararlanmalıyız. Bunun Türkiye için bir erken yol olmasını umut ederim. Maalesef başka ülkelerde, bazı okyanus ötesi ülkelerde bunların haklı farklı şeylerini gördük. Avrupa'da gördük, Amerika'da gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin yol yakınken bilimden yararlanarak bu şiddet sorunu çözmesi gerekir. Bu öğretmenlik meslek kanunu ve yeni müfredat birbiriyle paralel iki uygulama aynen. Tabii yeni müfredat başvuru yapıyor birinci sınıfa, okul birinci sınıfa. 380 mi? Tabii.